beri bütün olayları, gerek bölücü terör, gerek FETÖ terör örgütü, hükümetimizin bu konulardaki canla başla mücadelesinde sağduyulu duruşuyla, davranışıyla milletten, bayraktan, devletten yana tavır koyan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye de teşekkür ediyorum. Partiler üstü bir anlayışla kısa vadeli siyasi hesapları bir tarafa bırakarak millet için, ülke için, gelecek için örnek bir davranış sergiliyor. Dün yaptığı açıklama fevkalade Türkiye'nin geleceğini inşa etmeye yönelik umut verici bir açıklamadır. AK Parti olarak bizim baştan beri söylediğimiz şeydir. Türkiye fiili durumu hukuki durum haline dönüştürmek mecburiyetindedir. 15 Temmuz'da dönüşüm olmuştur. Askeri yüksek yargıda dönüşüm olmuştur. Askeri idare mahkemeleriyle ilgili yapılan düzenlemelerle bir anayasa ihtiyacı artık acil hale gelmiştir. Türkiye'nin istikrarının sürmesi, Türkiye'nin iç ve dış tehditlere karşı birliğini, beraberliğini muhafaza ederek, güçlenerek mücadele etmesi için sistemin tıkanıklıklarının ortadan kaldırılması bir zaruret haline gelmiştir.